Arkadaşlar merhabalar tekrar. Bu dersimizde arkadaşlar Zotero'yu kullanarak metnimizi hazırlarken çoklu atıf nasıl verebiliriz? Yani birden fazla atıfı bir atıf numarası adı altında mesela nasıl verebiliriz? Bu konuya değineceğim. Aslında bu konu da önemli. Birçok arkadaşımız mesela bu konuda soru soruyor ve durumu karıştırdıklarından bahsediyorlar da. O nedenle ben açıklama yapmaya gereği duydum. Hemen arkadaşlar diyelim ki Word bölgesine geldik. Yazımızı yazdık. Fikriyatımızı açıkladık. Ondan sonra da ne yaptık? Dedik ki atıf vereceğiz. Fakat bu atıfta 3 tane atıf kullanacağız. Evet. Bu yüzden tekrar bakın Zotero'nun arama motoruna geldik. Hatırlayacağınız gibi bu arama motorunun çıkması bizi daha da hızlandırmak amacı için hazırlanmıştır. Neden? Çünkü hemen arama yapmayalım. Yani klasik görme gitmeyelim. Hemen buradan yazarın ismini biliyorsak yazalım. Mesela Celal diyelim. Bakın hemen çıkacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Bir geldi. Burada citation geldi. Hemen kusura bakmayın. Yani sıkıntı yok. Tekrar oranın içine tıkladığımızda, edit dediğimizde bize buradan gösterecektir. Ben buradan sildiğimde sıkıntı olmayacak. Hemen buraya geliyorum. Klasik görünüme geçiyorum arkadaşlar. Evet. Klasik görünüme geçtiğim zaman burada çoklu atıf nasıl verilir onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle biraz böyle küçülteyim. Bakın burada çoklu kaynaklar denen bir bölüm var. Evet. Buraya tıkladığımda bir pencere açılıyor. Bu pencerede atıfları sıralayacağız. İlk başta diyelim ki mesela şurada bir makale var. Onu mesela vereceğiz. Bunun mesela sayfa aralığı diyelim ki 74-75 arkadaşlar. Bu şekilde mesela çalışma yapmışız. Daha sonrasında yine böyle bir kitap var arkadaşlar. Bunu alıyorum. Bunu aldıktan sonra bunun da işte sayfa aralığı 41-42 diyelim. Evet. Bu şekilde hazırladık. Daha sonrasında diyelim ki böyle bir kitap var. Bu kitabı çektik. Bu kitapta da diyelim ki sayfa 100. Görüyorsunuz birden fazla mesela ne yaptım? Yani eser seçtim ve bu eserlerin mesela sıralamasını da yapabiliyor muyum peki? Evet yapabiliyorum. Bakın mesela şunu aşağıya alacağım. Bakın okları kullanarak tık aşağıya aldım. Ya da en başa aldım. Evet. Böylelikle mesela ekle çıkar yöntemiyle ne yapıyoruz? Eserleri seçebiliyoruz. Mesela diyelim ki şunu çıkartayım arkadaşlar. Bakın çıkarttım. İstersem tekrar geri alabilirim. Bakın aldım. Aldığımda tekrar sayfa numarası girmek zorundayım. Dikkat ederseniz. Çıkar yap dediğim zaman sayfa numarası güncellenmemektedir. Onun tekrar girilmesi istenmektedir. Hemen sayfa numarası da verdim arkadaşlar. Yine böyle bir makale daha alıyorum. Bakın aldım. Burada da mesela sayfa numarasını veriyorum. Örnek atıyorum tabii ben bu sayfa numaralarını arkadaşlar. Örnek olsun diye. Mesela şimdi burada önek de var, son ek de var. Bakın dikkat ederseniz öneki en başta bulunan mesela eserin önüne eklemek daha doğru olacaktır. Ya da isterseniz hangi eseri seçerseniz önek onun önüne gelebilir arkadaşlar. Ya da eser sonrasında mesela bir şeyler de kendi açıklamanızla yapabilirsiniz. Hemen ben bu atıfı veriyorum. Bakın dikkatini verdim. Evet geldi. Şu anda bir nolu atıf. Ben noktayı koydum. Ondan sonra da bakıyoruz. Bakın birinci eser. Bakın birinci eser. Sonrasında bakın ikinci eser buradan başlıyor. Dikkatinizi çekerim bakın. Şuradan başlıyor. Bakın ta üçüncü eser Ramazan Dursun buradan başlıyor. Dördüncü eser buradan başlıyor arkadaşlar. Yani bir nolu atıfta arkadaşlar dört tane eser kullandım. Dikkatinizi çekiyorum. Bu da bana epey bir zaman kazandırmaktadır. İşte Zotero'da çoklu atıf böyle yapılıyor arkadaşlar. Tekrar yapalım. Bir örnek daha yapalım. Mesela yine yazını yazdım. Yazdıktan sonra yine Add Citation bölümüne geldim. Burada mesela burada şunu da yapabiliriz. Mesela yani çoklu atıf vermenin bir başka yolu ise mesela örnek benim hatırladığım kadarıyla bakın şunu seçtim. Şurada dedim ki sayfa işte hızlanmak böyle bir şey. Evet. Ondan sonra da geldim. Evet. Dikkat ederseniz bir yerde yanlışlık yaptım. Onu tekrar edit ediyorum. Çünkü iki fazla şey verecektim. Bir de öğmen diyeceğim. Mesela bakın öğmen. Evet. Geleceği yakalamak. Böyle bir kitap var. Bunun da sayfa numarasını giriyorum. Atıyorum tabii böyle. Evet. Enter. Enter. Bakın. Yani eseri ben yukarıda kullandım. Ve aşağıda da kullandım arkadaşlar. Dikkat ederseniz biri kitap, biri de makale. Hemen otomatikman getiriyor, yüklüyor arkadaşlar. Bu konularda sıkıntı yok.
Peki çıkartmak istediğimizde ne yapacağız mesela? Çoklu atıftan mesela çıkartmak istediğimizde ne yapacağız? Diyelim ki burada bir tane fazla mesela şey vermişim, kaynak vermişim, onu çıkartmak istiyorum. Yani burada enle mi sileceğim? Hayır, öyle bir şey yok. Hemen tekrar edit citation'a geliyoruz. Bakın burada görüyorsunuz kaç tane kullandığını gösteriyor. Eğer siz birini silmek isterseniz otomatikmen siliniyor. Siliniyor. Enter'a basarsanız programda sıkıntı yok. Evet. Peki ben bunu mesela ekle çıkar yöntemiyle tekrar düzenleme yapabilir miyim? Oraya da geleyim arkadaşlar. Tıkladım. Tıkladıktan sonra add citation. Burada bakın klasik görünüme gidiyorum bakın. Burası benim pratik alanım. Burası da klasik görünüm. Uzun yoldan gidiyorum. Bakın mesela burada görüyorsunuz. Hemen açacaktır bana. Burada tabii ekleme, çıkartma yapabileceğim. Mesela şunu ekledim. Ya da mesela şunu ekledim. Bakın. Evet, şunu ekledim. Eklediğim zaman hemen hepsi otomatikman yenilenecektir arkadaşlar. Gelecektir. Bunun da kaynakçasını hazırlamak için arkadaşlar. Yani verilen kullanılan eserlerin kaynakçasını hazırlamak için geçen derste de açıkladım. Yani yeni bir sayfaya geçiyoruz. Evet, yeni boş bir sayfaya geçiyoruz. Geçtikten sonra tekrar Zotero'ya geliyoruz. Oradan da Add Bibliography hemen otomatikman kaynakçada arkadaşlar Chicago Manual ile göre geldi. Buraya kaynakça yazarım. Tamam. İş bitmiştir arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz hiçbir değişikliği mesela kendi kafama göre yapmadım. Zotero ile olan Word bağlantısını koparmadım. Görüyorsunuz bakın şu anda böyle kür rengi bir alan oluşuyor. Bu alan Zotero'nun hakimiyet alanıdır. Böyle mesela sizi aldatmasın. Yani yazıcıda falan böyle çıkmaz. Siyah beyaz çıkar arkadaşlar. Bakın bunlar da böyle. Hep Zotero'nun alanı arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde de çoklu atıf nasıl verilir? Nasıl düzenleme yapılır? O konu hakkında durmaya çalıştık arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.